Hello, herkese merhaba. Evet, bu senenin ilk bitenler videosuyla karşınızdayım. Şimdi bayağı bir şeyler birikmiş durumda. Çünkü Project Pen yapıyorum ama yani yalan dolan sürekli de onu kullanıyor değilim. O yüzden şimdi sizlere hani aralarda da hangi ürünleri kullandım, neleri bitirdim onların hepsini göstereceğim. Şimdi o zaman haydi başlayalım. Hiçbir sıralaması yok. Böyle hızlı bir video olsun. O zaman evet, ilk önce bunu göstermiş miydim bilmiyorum ama Gülşah markalı bir gül suyumuz var. Bu artık depoladığım gül sularından sonuncusuydu ve bitirdim. Yani gül suyu ama bence yine sağlıklı bir şey değildi çünkü içinde parfüm, öyle şeyler yazıyor. Bir daha alır mıyım? O yüzden almam. Yani gül suyunun içinde parfüm bulunmasına gerek yok. Fakat sizin tavsiyeleriniz üzerine Otacı diye bir marka önermiştiniz. Onu aldım. Şu anda onu kullanıyorum. Yani birkaç defa kullanma fırsatı oldu. O da bitince tabii ki de yorumlarımı belirteceğim. Ama şimdilik bu gül suyumuz bitti. Beğenmedim. Bir daha da almayacağım. Bay bay. Ah, sıradaki ürünüm. Ya birazcık saçma olacak. Merak etmeyin, makyaj ürünlerine de geçeceğiz ama H&M'in bu Greige isimli olan ojesi. Yani oradan full gibi görünüyor ama bitti. Gerçekten çok güzel bir ojeydi ve tam bence bu senenin modasına uygundu ki kaç sene önce aldım. Adı üstünde greige, yani hem gri hem nude'a çalan çok güzel tam arada bir renkti ve Türkiye H&M'de bu renk yok. Neden yok sevgili Türkiye H&M? Yani bu çok üzücü bir şey ve bu dünyanın en meşhur renklerinden biri. Yani H&M ojesi olarak. Ben de bunu ilk Tati'de görüp almıştım. Ha, bununla ilgili söyleyebileceğim tek şey en az 2 senedir falan var. Kesinlikle kurumadı. Formülü vesaire. H&M'in ojeleri gerçekten çok güzel. Fakat 1/3'ine gerçekten çöpe atıyorsunuz. İmkanı yok. Fırça uzanmıyor. Tamamıyla bir tasarım hatası oluşmuş orada. Bilmiyorum artık ne yaparlar ama bu böyle çok güzel. Bu sene de sizin de çok tırnaklarımda gördüğünüz bir ojeydi. Bitti. Bulursam tabii ki de bir daha almak isterim ama şimdilik bilmiyorum. Ha tabii eğer önereceğiniz bir şey varsa her zaman önerilere açığım. Çünkü böyle renk bir oje çok istiyorum. Hazır bunu yapıyorken de bence bir yandan abone olup bir de beğeni bırakabilirsiniz. Çok istiyorsanız yorumda neden olmasın. Tamamıyla size kalmış. Neyse tamamdır. Devam ediyoruz. Evet, sıradaki ürünümüz. Bunu gösterdim mi bilmiyorum. Göstermemiş olmam lazım. Çünkü Project Pen'le bitenler birazcık karıştı bir ara. Belif markasının aqua bomb isimli olan kremi. Çok güzeldi. Çok başarılıydı. Tamamıyla bitirdim. Yani hiçbir şey kalmadı. Bir daha alır mıyım? Alırım aslında. Çünkü böyle bir markaya göre yine fiyatı fena değil. Ayrıca bunu yağlı ciltlerinde kullanabileceğini söylüyorlar ki benim böyle çok kuru bir cildim var. Ona da oldu. Yağlı ciltlere de oluyorsa neden olmasın. Yani çok başarılı bir krem, tavsiye ederim. Ve başka... Evet, sıradaki ürünümüz ilginç bir şekilde eğer hatırlıyorsanız bir Watsons alışverişi videosu yapmıştım. Eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Böyle videolarımdan bulabilirsiniz. Çok uzakta değil. Evet, onların içinde bu güya Watsons'ın doğal ürünler başlığı altında olan bir yerden alışveriş yaptım. Bu da oradaki bir markaydı. Onun el kremi. Zaya diye mi ne okunuyorsa. Bunun goat's milk isimli hand and nail cream diye geçiyor. Güzel bir kremdi. Ama yani böyle hayatımdaki en güzel kremi, inanılmaz bayıldım da diyemem. O halleş gibi asla almam da diyemem. Merak ediyorsanız alın, deneyin. Yani güzel bir el kremiydi. Şu soğuklarda da iyi geldi. Yani merak ediyorsanız denenebilir. Bununla ilgili yorumum da bu kadar. Ha ayrıca bunun keçi sütlü olan saç kremidir, şampuanıdır, maskesidir. Onları da almıştım. Ve hepsi için söyleyebileceğim tek şey, normalde hatta update videosu çekecektim o ürünler için. Ama kullandıkça baktım ki yani diyebileceğim hiçbir şey yok. Çünkü hepsi için yorum aynı. Dünyanın en güzel kremi, şampuanı vesairesi diyemem. Hani artık sonsuza kadar bunu kullanacağım. Ama leş gibi asla almam da diyemem. Merak ediyorsanız deneyin. Benim hayatımda bir değişiklik olmadı. O yüzden iyi veya kötü diyemiyorum. Gerçekten çok ortada bir üründü. İstiyorsanız deneyin yani özetle. Ben bir daha alır mıyım ama almam. Çünkü çok normal bir üründü. Yeni ürünler denemeyi seviyorum. O yüzden bunu kullanacağım hakkı başka bir şeylere de kullanıp hani daha bence listemde yukarılara çıkabilecek şeyler keşfedebileceğime inanıyorum. Neyse, o zaman tamam. Bu da bu kadar. Sıradaki ürünüm ise, bu da normalde Project Pen'imdeydi. Hani ilk Project Pen'imde, şimdi ikincisine başladım ama orada bir de parfüm olarak bu KKW'nun bu kristal parfümünü seçmiştim. Bu normal kristal olan, tamamıyla şeffaf ve gardenya kokulu. Daha öncesinde evet gardenya kokusu sevdiğimi biliyordum ama bundan sonra artık yani içinde gardenya olmayan parfüm almam diye düşünüyorum. İnanılmaz, çok başarılıydı. Kim Kardashian çok ilginç bir şekilde güzel parfüm üretiyor. Yani şahsen hem kalıcı hem de bütün seçtiği kokular bana o kadar hitap ediyor ki anlatamam size. Bir tane daha parfüm var bende ama ona değil, onun yerine başka bir parfüme başladım. Onu da artık Project Pen'imde vesairede bir şeylerde gösteririm. Yani evet sevgili, parfümüm bitti. Gerçekten çok güzeldi. Eğer gardenya kokusunu seviyorsanız kesinlikle bunu bir yerde bulursanız koklayın edin. Amerika'da Ulta'da satılıyor. Onun haricinde zaten olduğu gibi online sipariş verebiliyorsunuz. Ben gerçi online sipariş verdim çünkü indirimdeydi. Parfümlerimin çoğunu online sipariş veriyorum ve hiçbir zaman da pişman olmuyorum. Bu konuda iyiyim zannedersin veya da kendi koku şeyimi iyi biliyorum. Neyse tamam, sıradaki. Evet, yine biten bir parfüm daha, paralanmış durumda. Ama şöyle söyleyeyim, bu eskiden Türkiye'de de vardı, Lush. Ve Lush'ta en sevdiğim koku Last. Bu da onun katı parfümü. Maalesef ki hiçbir şey kalmadı. Aslında şu kadarcık bir şeyler kaldı böyle. Zar zor kullanmaya çalışıyorum. Hangi parfümü kullanırsam kullanayım şöyle söyleyeyim. Yani tabii ki de deodorantımı kullanıyorum. Ondan sonra kesinlikle ama kesinlikle bunu sürüyorum. Ha, bu Last kokusunun tek sıkıntısı kırmızı olduğundan dolayı eğer iyi dağıtmazsanız veya da boğazlı krem rengi bir şey giydiniz diyelim. Ben hani genelde buralarımı sürdüğüm için bazen boyayabiliyor. Ama onu bir kenara bırakırsanız inanılmaz bir koku. Bu da tamamıyla süper bir yasemin kokusu. Bunun üstüne de ya benim tarz kullandığım her tür parfüm çok güzel gidiyor. Ama zavallı Last bitti ve maalesef ki Türkiye'de artık Lush yok. O yüzden bununla da ilgili hiçbir şey yapamayacağım. Eğer Lush bulursam tabii ki de bir daha alacağım. Ama şu anda Türkiye sınırları içerisindeysek ulaşabileceğimi düşünmediğimden alamıyorum ve bir kenara koyuyorum. Evet. Bu sefer az ürünümüz var. O yüzden de dediğim gibi kısa bir video olacak. Bu da IOPE diye bir cushion fondöten. Zaten Kore. Yani made in Korea. Benim rengim C21'de. Genellikle bu Kore şeylerinde rengim 21 olarak geçiyor. Çünkü Misha'da da 21'de. Çok güzeldi. Bunu atmayacağım şöyle söyleyeyim. Yani gördüğünüz gibi çok güzel bir cushion fondöten ki onun haricinde yetmedi. Şeyini de düşürdüm, yedek olanına. Eğer ulaşabilirsem tekrar almayı düşünüyorum. Çünkü bunları yurt dışından almıştım. Yani Türkiye'de bu marka var mı? Bilmiyorum şu anda IOPE markası. Ama varsa denemenizi tavsiye ederim. Hatta beni de bildirirseniz çok sevinirim. Çünkü yedek pıt pıt almak lazım. Bence böyle kabı daha çok hoş. Yani gayet sade, pratik böyle bir şeyler. Kendi zaten pufu da var. Severek kullandığım bir ürün idi. Hatta bu markayı zamanında ta Michel Fan video çekerken de önermişti. Ben de hatta ondan görüp de almış olabilirim. Eski zamanlarda, bu dediğim zaman 5 sene önce falan. Neyse evet, bu da güzel bir cushion fondötenimizdi. Son iki ürünümüz kalmış. En saçmayı sona bırakacağım. Maybelline'in bu eyeliner'ı, jel eyeliner'ı. Bundan gerçekten kaç tane bitirdim anlatamam ve bende kahverengisi. Ayrıca böyle daha mürdüm olan bir rengi o da var. Yani bunu mecbur atıyorum. Evet tamamen bitti denilemez ama gördüğünüz gibi hem kurudu hem de dibine ulaşmış durumdayım ve zaten çok eski. Ama şöyle söyleyeyim, 10 yılın falan bununla geçmiş olabilir. Neden bilmiyorum ama yapısını ve o çekmesinin rahatlığı çok hoşuma ve kolayıma gidiyor. Yani eğer güzel bir eyeliner istiyorsanız Maybelline'in gerçekten, ya bir tek bu değil, Maybelline'in bence bütün eyelinerları çok güzel. Kalemi de, keçe uçlu olanı da, bu jeli de. Yani Maybelline başarıyor bu işi. göz ürünlerini başarıyor. Mesela maskaraları da en sevdiğim ürünler arasında. Bir deneyin. İlk önce zor gibi geliyor ama bence jel eyeliner çekmek böyle eliniz alıştığında en hızlı şeylerden biri. Hem de bir kuruyunca bir daha da çıkmıyor. O yüzden teşekkürler Maybelline. Ha bunu da bir daha alır mıyım? Almam çünkü yedeği var. Yani şimdilik gerek yok ama bunsuz kalsam yani her zaman bir tane bir yerde olmak zorunda. Çok kullanışlı. Hem de fiyatı da çok pahalı değildi yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden güzel bir ürün ya. Bir bakın bence. Ve evet artık son ürünümüz. O da bu senenin getirdiklerinden. Aslında bu senenin getirdiklerinden değil. Benim her zaman böyle dezenfektanlara, pürel gibi şeylere, antibakteriyel jellere bir yakınlığım vardı diyelim. Sadece artık benim bu zevkimi başka insanlar da paylaşıyor mecburen. Evet. Şu anda evet ve bunu bitirmiş bulunmaktayım. Yenisi tabii ki de var. Evde 1500 tane duruyor. %70 alkol. Delete markası hijyenik sprey diyor. El ve yüzey solüsyonu. Yani hem elinize sıkabiliyorsunuz hem de ben bunu yani eve biri girip çıktıysa bütün koltuklara, şunlara, bunlara, her yere bunu sıkıyorum. Ha ben bunu aldığımda tabii yine çok çok aldığım için o zaman ne Lysol Türkiye'ye gelmişti ne de galiba Domestos da çıkarmış. Onları henüz denemedim ama son bir tane daha bundan kaldı. O da bitince onları bir deneyebilirim. Lysol zaten yani Amerika'da Lysol'suz yaşamıyordum. Lysol Türkiye'ye gelmesi çok hoşuma gitti. Ve ilk önce bir pahalı girdiler ama sonra ne olduysa böyle indirimler bunlarla sanki aynı fiyata geliyor gibi toplu alındığında. O yüzden onları da bir deneyeceğim ama denemesem bile bu Delete markası Watsons'da satılıyor. En uygun Watsons'da satılıyor. Şöyle söyleyeyim ben bunu alırken yani kendi internet sitesinde bile daha pahalıydı yani Watsons'ın kendi sitesinde. Yani Watsons'ın sitesine girip bunu ararsanız daha iyi olabilir. Yani çok güzel, çok kullanışlı. Önüme gelen her şeye ve herkese sıkıyorum. Artık biliyorsunuz hiç kimseye çekinme kalmadı. Girenin üstüne bunu sıkıyorum. Ya tamamdır o zaman. Evet bu böyle kısacık, minnacık bir bitenler videosu oldu. Ama ne yapalım? Evde oturduğumuz için tükettiğimiz şeyler de bu kadar. Yani bence fazla bile. Hatta uzun bir süre daha bitenler videosu çekebileceğimi düşünmüyorum. Project Pen'imden bir şeyler çıkmadığı sürece. Ya neyse tamamdır o zaman. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrarlıyorum. Lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. O zaman evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.